Merhaba. Kampen'in Merot Suna triptiğini inceliyoruz. New York Cloister'da sergileniyor. Kampen'e ait bir eser olduğu kesin değil aslında. İmzasının yanında bir soru işareti var. Sanat tarihçileri bazen emin olmadıkları zaman isim uydururlar. Yine de eserin Usta Usta'da denen bu şekilde uydurulmuş sanatçıya ait olduğunu biliyoruz. Bu eser bir triptik. Yani üç panel var biliyorsunuz. Ortadaki panelde bir tebliğ sahnesi var. Sağdaki Yusuf. Kuzey sanatının mükemmel bir örneği. Küçük bir eser. Taşınabilir bir parça. Küçük çünkü birinin evi için yapılmış. İtalya'da görmeye alıştığımız kamu binalarında sergilenen eserlerden değil. Onlar dev boyutlu. Bu eserse sanat satın alan kitledeki değişikliği de gösteriyor. Önceleri çok zenginler evleri için sanat eseri alırken, üst orta diyebileceğimiz sınıf da evleri için sanat eseri almaya başlamış. Bu da sanatçının tebliği sahnesini orta paneldeki modern mekanda betimlemesiyle yansıtılmış. Ee, başka bir deyişle bu içinde böyle bir sunak resmi görebileceğiniz bir 15. yüzyıl evi. Yani bu tebliğ sahnesini İstanbul'da gerçekleşirken çizmek gibi. Okuyor olabilir. iPad'inden okuyor olabilir. Wikipedia'ya bakıyordur. Dizüstü bilgisayarına da bakıyor olabilir. Yani eser 15. yüzyılda da insanlara farklı gelmiş olmalı. Resmi ilginç ve hoş kılan da bu betimlediği zamana uygun olmama hali. Bu insanları resimdeki figürlere daha yakın hissettirmiş olmalı. Tebliğin yapıldığı Meryem'in yerine kendilerini koyabilmişlerdir böylece. Onun hislerini anlamak, 15. yüzyılda Tanrı ile bağ kurmaya çalışan insanlar için oldukça önemli. Kuzey sanatının diğer kriterleri de oldukça farklı. Örneğin dokulara verilen önem ki bu resimde dokular mükemmel işlenmiş maddi bir kültür için nesnelere böylesine önem veriş. Her şey çok belirgin. Şamdanın pirinci, masanın ahşabı, oymaları, biçimi, ayakları, tavan kirişleri, Yusuf'un tezgahı, ahşaptaki damarlar ve de aletler. Bu mükemmel bir bakış açısı. Kampen'in de bir usta olduğunu ve aletleri böyle ayrıntılı çizme sebebinin bu olduğunu düşünüyorum. Kendisinin boyalarını ve fırçalarını hazırladığı gibi Yusuf da ahşabı hazırlamış. Bu nesnelere duyulan bir sevgi söz konusu. Tabii ki bu nesneler aynı zamanda birer sembol. Hepsi sembol. Aslında oldukça fazla sembol var, değil mi? Sanırım sayabileceğimizden daha fazla. Ee, birkaç detaydan söz etmek gerek. Küçük altın ışınlarla süzülen minicik İsa görüntüsü gibi. Sırtında bir haçla Meryem'e yönelmiş. Aslında tam da rahmine doğru. Meryem'in dizinin çıkıntı yaptığı noktada da adeta yıldız yağmuru var. Işık ve gölge geçişleri de çok güzel. Oldukça farklı. Çünkü ressam şekil ve doku geçişleri konusunda çok yetkin. Artık yağlı boya da var. Dolayısıyla resim oldukça parlak. Ve bu sayede pirinç şamdan, arkadaki pirinç kap, porselen vazo, Meryem'in giysisinin kalın yün kumaşı gibi parlak yüzeylerdeki yansımaları da görüyoruz. Ama bazı yapısal sorunlar var. Doğrusal perspektif artık biliniyor. Brunelleschi tekniğini kullanıyor. Masaccio şu zemini çizeceğine ellerini kesmeyi yeğlerdi. Hiç de memnun olmazdı bir hata yaptığını düşünürdü. Masayla zemin uyumsuz, çok dik. Çok farklı perspektifler bir arada kullanılmış. Odanın arkası önünden daha dar görünüyor ve zemin yukarı eğimli gibi. Masanın üzerini görebildiğimiz açıdan nesnelerin yanlarını da görebiliyoruz. Tüm mekan yanlış. Figürler de bu mekan için fazla büyük. Odada eşyalardan ve figürlerden adım atacak yer yok. Yani burası gerçekçi bir mekan değil ama yine de bütün olarak hoş. Arka plan daha güzel. Soldaki panelde açık kapıdan sokak görülebiliyor. Sokakta bir at, bir dükkan, camdan bakan insanlar seçilebiliyor. Tam karşısında Yusuf'un arkasında bir Flemenk kenti görünüyor. Tüm bu dini semboller bir ticaret merkezine yerleştirilmiş. Günlük yaşamın dünyevi nesneleri Yusuf'un arkasında, tavanda onları havada tutan küçük kancalarıyla kepenkler görünüyor. Kepenklerin aşağı inişlerini, tahtadaki sürgülerden pasın ayrılışını gözünüzde canlandırabilirsiniz. Bu önemsiz dünyevi nesnelere verilen önemin ortasında yaşanan o kutsal an. Yusuf ne yapıyor? Bir fare kapanı. Şeytan için bir kapanı sembolize ediyor. Hoşçakalın.